Merhaba sevgili yengeçler. Selamlar sevgili yengeçler, nasılsınız, iyi misiniz? Bilinçokur Astroloji Haber Merkezi'nden ben Oğuzhan Ceyhan, Sayın Demet Baltacı, Aralık ayı gökyüzü gündemi ve burç yorumları için sizlerle birlikteyiz. Evet, neler var sevgili Demet? Evet sevgili yengeçler, Aralık ayına yeni ayla başlıyoruz. 3 Aralık'ta 10 derece yay burcunda yeni bir ay doğacak. Yengeçler için günlük hayatları, çalışma hayatları, rutinler, işte sağlıkla ilgili konular, beslenme, diyet, giyim gibi konularda bazı yenilikler gündeme gelebilir. Ama bak bu 6. ev döngüleri çok önemli. Evet. Jüpiter buradan geçerken beslenmeni değiştiriyor, kilonu tabii değiştiriyor. Aha. Veya burada bir yeni ay olduğunda gerçekten daha farklı giyinebiliyorsun. Evcil hayvanlar evet gelişebiliyor. Bu ve 6. ev beni o kadar etkiler ki biliyor musun? Evet. Ya 3 tane kedim oldu ya bu 6. ev üzerinden geçen Jüpiter yüzünden. Evet. Böyle de bir olgu var. Yani bir kısım arkadaşlarımız bunları gerçekten yengeç burçları yaşayacak. 7 Aralık'ta Mars'ın terazi burcuna geçmesi var. Bu beni çok düşündürüyor ve İlginç, heyecanlandırıyor. Mars terazi burcunda 27 Temmuz'a kadar uzun çünkü bir burada. Uzun bir süre Mars'ı 4. evlerinde ağırlayacak yengeçler. Bu zaman zaman evdeki huzuru biraz kaçırabilir. Evde huzur kaçması, evle ilgili gerginlikler, aile içi problemler, aileyle kurulan ilişkilerde bazı gerginlikler. Aslında 1 Mart'a kadar olumlu diyebiliriz ama 1 Mart 2014'te 20 Mayıs 2014 arasındaki dönemde bu yapı biraz daha gergin ve sıkıntılı olacak. Çünkü bu tek başına tekir gelmiyor. Evet. Bu ileride bir Uranüs'e karşıtlık yapacak ki bu ayın 25'inde yapacak bu karşıtlığı. Evet. Yılbaşında bazı gerginliklere sebebiyet verecek. 13 Aralık'ta Jüpiter üçgen Satürn var. Çok iyi. Yengeç Akrep, ben buna aşk derim. Evet. Ben buna sosyal yaşam derim. Evet. Karabalıklar arasında belli bir yapıyla karşılaşma derim. Ben buna aslında güzel derim. Güzel şeyler şanslı var. Çünkü 5. ev etkisi olduğu için şanslı fırsatlar, aşk, yaratıcılık, çocuklarla ilgili konular, bir hamilelik olabilir, doğum olabilir. Sanatçılarda çok keyifli bir döneme sebebiyet verir. Yaratıcılık gerektiren konularda da çok verimli olacaktır. O dönemde başlayan işler bence uzun vadeli, hem şanslı hem başarılı olmayı vaat ediyor. 17 Aralık'ta İkizler Burcu'nda bir dolunay var. Biraz temkinli olmalıyız. Diyete girmek, beslenmemize dikkat etmek, kendimize ilgilenmek, bir terapiste, bir astroloğa gitmek, kendimize yüzleşmek için önemli bir döneme giriyoruz. Yani Jüpiter-Merkür 150'liği küçük hırsızlıklar, küçük problemler karşımıza çıkabiliyor. Bir de aynı gün Uranüs ileri harekete başlıyor. 8 derece Koç burcunda. Kariyerle ilgili belki az da olsa bir gelişme olacak. 22 Temmuz'a kadar böyle bir döngü. 21 Aralık'ta Güneş Oğlak burcuna geçiyor. Güneşinizin karşısına Güneş geçiyor. Bu biraz aslında çevrenizdeki insanlardan enerji almak, beslenmek gibi gerçi de soğuk ve biraz sağlığımızla ilgili sorunlara da sebebiyet verebilir. Grip, soğuk argınlıkları, buna benzer sorunlar olabilir. 21 Aralık var burada. Venüs retro hareketi. Bunu bir anlatsana. Evet, Venüs'ün retro hareketi başlayacak 21 Aralık'ta. 31 Ocağı kadar devam edecek. Karşıt burcunuzda olacak bu retro hareket. Özellikle ilişkiler konusuna dikkat etmek gerekiyor sevgili yengeçler. İlişkilerde özellikle ilişkileri temsil eden gezegenin ilişkiler evinde retro hareket yapması bazı sorunların çıkabileceğini ya da eskiyle ilgili kavramların daha fazla ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Eski ilişkiler, eski eş, onunla ilgili sorunlar çıkabiliyor. Evet, ortaya çıkabilir. Bir de 25 Aralık'ta 31 Aralık arasına ben canavar hafta diyorum. Zor bir hafta. Canavar bir hafta. Son haftası gerçekten öncü grupları özellikle zorlayan bir yengeç olarak gökyüzü var ki yengeç de öncü bir grup olduğu için Merkür'ün Uranüs'le karesi, Mars'ın Uranüs'le karşıtlığı. Çok fazla bir şey yapmayın. Merkür'ün Mars'la karesi. Bunun çözümü baktık. Mars Plüton karesi. Yani gerçekten özellikle yengeçler için Haziran'ın son günleri doğanlar ve Temmuz'un başında doğanlar çok etkilenecekler. Temkinli olmalılar. Seyahat etmeyi önermiyoruz değil mi? Seyahat etmeyi önermiyoruz. Tartışmalara girmeyin. Yeni yatırımlara girmeyin.
İşle ilgili evet. gelecek ani tekliflere karşı sükunet içinde durmanızı hı hı. öneriyoruz tabii ki. Doğum haritanızı tam bilmediğimiz için kesin bir şey söyleyemeyiz. Ama gerçekten karışık bir dönem olduğunu unutmayın. Yükselenleri yengeç oranlarda da, öz burç yengeç oranlarda da ciddi gergin bir dönem. Ailesel sorunlar, aileyle ilgili ani sağlık sorunları, ani iş kaybı 25 Aralık 31 Aralık arasında olabiliyor. Yılbaşı gecesi azar kurarın, tartışmayın, çatışmayın, eğlenirken hepimiz daha dikkatli ve temkinli olmalıyız. Çünkü yılbaşı gecesi Güneş kare Uranüs, Merkür kare Mars ve 1 Ocak'ta oluşacak olan evet 1 Ocak'ta yine aynı gezegen etkisinden nasibimizi almayalım. 31 Aralık 1 Ocak Güneş kavuşum Plüton. Lütfen temkin, dikkat ve sabır. Saygılarımla. Hoşça kalın. Güle güle.